Ben de iyi bir Nuri Bilge Ceren izleyicisiyim. Karakterinin karanlık yani. İnanılmaz güzel bir audition deneyimi yaşadım kendisiyle. O bile zaten... Beyefendi, günaydın. Hoş geldin. Benim için özel bir yer. Onun için burada Türkiye premierini yapmış olmak benim için çok güzel bir şey oldu. Tekrar çok mutluyum o yüzden. Aslında tesadüflerle oluyor her şey. Akın Ahlat Ağacı'ndan sonra senaryoyu birlikte yazdığımız Akın imtihanı kazandı ve sonunda yapmaya gitti mecburi hizmetini. Fakat orada günlük falan tutmuş. Bir takım notlar almış. Onları bana vermişti, okumuştum. Aslında film yapmayı asla düşünmedim başlangıçta. Fakat bir süre sonra nedense biz bir şekilde böyle bir denesem mi acaba gibi bir duygu geldi. Yani çok bir ateş yoktu içimizde. Öyle ufak ufak çalışmaya başladık Ebru, Akın, ben. Ama herhalde yapmam diyordum yani. Ama sonra yani fikir fikre ekleniyor, bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor filan. Gelişti gitti. Hatta yazdığımız en uzun senaryo oldu. Kış Uykusu 163 sayfaydı. Bu 250 sayfayı falan buldu. Yani kurguda ben de senaryoda atmayı çok sevmiyorum. Öyle bir şeyim var. Yani belki de en büyük özgürlüğüm bu. Yönetmen olarak büyük bir özgürlük. Çünkü her şeyi çekmek demek senaryodaki büyük bir masraf. Ben başka taraflardan kısıp her şeyi çekmeye karar verdim. Ve o kadar çok şey çektik ki, her şeyi çektik o senaryodaki ve tabii ki 5 saatlik falan bir malzeme çıktı. Tabii her şeyi beğenmiyorsunuz çektiğiniz, onları atmak için zaten teşne oluyorsunuz. Sonunda işte ileri geri gide gele böyle bir filme dönüştürdüm. Ama çok farklı sahneler vardı yani, mesela final böyle değildi. Filmin en çok para harcadığımız sahneleri filme girmedi. Öyle oluyor, kader yani. Galiba çok kalabalık sahneleri de sevmiyorum, öyle bir şeyim de var. Daha böyle oda müziği kıvamında, daha intim şeyler daha çok hoşuma gidiyor da olabilir. Öyle. Evet, öncelikle herkes hoş gelmiş, çok güzel. Yani Adana Film Festivali'nde olmak müthiş bir his. Çok sağ olun. Burada hep beraber ikinciyi izliyoruz filmi. Yani en başa dönecek olacak. Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan. Yani inanılmaz bir his çünkü elinize aldığınız bir senaryo deyip geçemiyorsunuz. Bu bir roman, yani bir felsefe, her şey var yani. O yüzden bu benim için çok büyük bir şanstı. Zaten Nuri Bilge Ceylan en sevdiğim yönetmenlerden olduğu için onunla çalışma fırsatı yakaladığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. Ama şu an burada yani bütün kast olarak da söylüyorum. Yani bu filmin içinde herhangi bir yerinde olmak bile benim için çok önemli. Çünkü anlattığı şey bütün hikayeleri her yere, herkese dokunuyor. O yüzden biraz heyecanlıyım. Çok mutluyum yani. Evet, ben de o yani oyunculuğuyla ilgili en büyük problem yaşadığım karakterlerden bir tanesiydi. Zor. Hala ara sıra etkisine girer çıkıyorum. Fakat ilk okuduğumda ben yani Nuri Bilge Ceylan'ın sinemasının karakterlerinden de hikayelerinden de her zaman etkilenmişimdir. Fakat bunda kendimi oynarken hayal ederek okuduğumda ilk aklıma gelen şey kendimi çıplak hissettiğim oldu. Yani birinin beni bu kadar, beni derken ama kendimi de içine soktuğum insanı bu kadar beni tanımayan, görebilmiş olmasını. Bu söylediğim şey romanlardan ya da filmlerden hakimim zaten ama okuduğumda kendimi çok bu kadar görünür müyüm ben dışarıdan diye hissettim. Yani benim bu kadar iyi yakından tanıyan birileri, bütün
kafamın içini, karanlıklarımı, işte endişelerimi, korkularımı ve bunu çok oynamak istediğimi hissettim. Hatta ilk okuduğumda tamam bu benim dedim. Mutlaka ben bu rolü alacağım ama bunu hocaya nasıl inandırırız diye. Ya biraz geziyorsun zaten. Evet. Yani müthiş bir deneyimdi. Benim ilk filmim bu. O yüzden... yani nasıl bir şeyle karşılaşacağımı çok bilmiyordum açıkçası. Ama benim de tabii en sevdiğim yönetmenlerden biri hocam. Ve gerçekten... Sevim de çok özel bir yerde benim için. Yani aslında uzun bir süre geçti hani çektiğimizden beri. Ama hala hani kalbimde çok özel bir yerde duruyor Sevim. Samet, bu film hep de öyle olacak bence. Teşekkür ederim ben o yüzden. Ben de iyi bir Nuri Bilge Ceren izleyicisiyim. Oynadığımdan daha iyi izliyorum, bayağı iyi izliyorum. ve izledikten sonra, ilk genelde filmlerini izledikten sonra bir moralim bozuluyor benim. Böyle bir her karakterinin karanlık yanında böyle biraz kendimi görüyor gibi oluyorum ve moral bozucu bir şey tabii, insan görmek istemiyor bunları. Sonra belki ikinci izleyişimde ya da biraz zaman geçtikten sonra bir iyileştirici gücü varsa eğer sanatın, bir iyileşme geliyor. Yani şey, çok acı bir ilaç gibi. Yani ilk önce çok ateşinizi yükseltiyor bir... Hepiniz hoş geldiniz. Ya ben birkaç teşekkür etmek istiyorum. Epey geç kalmış bir teşekkür. Önce Akın'a bunca hatırayı biriktirdiği için, Ebru abla'ya ve tabii ki Bilge Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Sizin için. Teşekkür ederim sizlere. Karakter üzerinde bir şey söyleyemeyeceğim ama genel olarak beni şöyle bir şey etkiliyor. Tabii ki biraz Erdem'e dahil olarak böyle bir... Yani ruhani olarak varoluşçu bir sorguya çekmesi beni çok etkiliyor. Her zaman hocanın her filminde buna değiniyor olması. O bulanıklık içinde aynen bir moral bozukluğuyla yola çıkarken filmin sonunda bir şekilde kendinize karşı dürüstleşmeniz gerek. Orada kiloluydum baya. Ben Bilge Hoca'yla daha önce de neredeyse çalışıyorum Ahlat Ağacı'nda. Çok İnanılmaz güzel bir audition deneyimi yaşadım kendisiyle. O bile zaten yani çalışmış gibi hissettim. Tabii sonrasında işte olmayınca bir hayal kırıklığı, küçük bir depresyon. ve şimdi ya tekrar bu projeyle işte audition vesaire gündeme gelince zaten hani şanslı hissettim ve işte bir jandarma rolünde hoca beni beğenmişti. Tekrar bir jandarma rolü olarak. Babam da bu arada jandarma. Ben de gurur duyuyor diye düşünüyorum. Senaryo ekibinin kadın karakteri olarak kadın karakterlerle ilgili bu tarz soruların bana geleceğini biliyordum. Korkarak biliyordum. Çünkü aslında çok zor bir konu, zor bir mesele. Genellikle üzerimde bir güçlü kadın karakter yaratma görevi bana verildi bugüne kadar. Fakat ben biraz şöyle bakıyorum, yani biraz sesli düşüneceğim aslında. Çünkü tam da çözüm bulabilmiş olduğum bir mesele değil bu. Aslında bütün karakterleri yaratırken, gerçek hayatta da, sinemada da, insanlarda, kadınlarda, erkeklerde de güç benim için çok belirleyici bir özellik değil. Yani karakter yaratırken güçlü ya da güçsüz olmaları, zayıf, vicdanlı ya da vicdansız olmaları ya da haklı ya da haksız olmaları değil benim önceliğim. Karşılaştıkları bütün insani durumlar karşısında bütün olasılıkları içerebilecek bir serbest bir alanda, serbest bir zeminde hareket edebilecek karakterler yaratmaya çalışıyoruz. En azından ben kendim için önceliğim güçlü kadın karakterden çok karakterleri böyle daha esnek, daha geniş bir alanda hareket ettirebilmek. Buna dikkat etmeye çalışıyorum özellikle. Evet, güç benim için bir öncelik değil. Bilakis karakterlerin zayıflıkları, zaafları, daha iç çelişkileri, iç karmaşaları benim daha çok ilgimi çekiyor sinemada. Gerçek hayatta da öyle. Böyle sorularda aslında nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Çünkü
beden çok önemli bir şey çalışırken oyunculukta bence ama öncelikle daha çok durum üzerine düşündüm galiba. Çünkü beden ondan sonra geliyor ama Nuray sadece yani engelli olmasıyla ilgili değil durum. Çok daha başka karmaşık şeyler var içinde. O yüzden bence oradaki duygu durumları daha önemliydi benim için. Çünkü herhangi bir huzurumuzu her an kaybedebiliriz hepimiz engelli aday olduğumuz için. Ondan sonraki yaşadığımız şeylere hazırlanmam daha zordu. Bu konu çok abartılıyor gibi geliyor bana ya. Taşla çekiyor, taşla da şekilde çekmiş. Ya her yerde aynı insan ya. Yok öyle bir şey. Her yerde aynı değil. Her zaman da aynı. 1000 yıl önce de aynıydı. Yani bazı şeyler, değişmeyen şeyler var. Ben onlar üzerinde film yapıyorum zaten. Yani orada geçmiş, burada geçmiş hiç önemi yok ki. Ben şöyle düşünüyorum. Bu böyle hani bana şey gibi geliyor. Yazacak şey bulamayan insanlar. Ben böyle tutamaklar var böyle. Hani şeylerin, sinema yazarları ya da hakikaten yani bazen bu tutamaklara hiç demeyelim gerekiyor. Yani biz insanla uğraşıyoruz ya. Taşla doğmuş oldum ne fark eder? Yani şimdi Dostoyevski'nin romanları nerede geçiyor diye düşünüyor muyuz? Hayır yani o nerede geçtiğinin bir önemi yok ki. Ama yani ben size katılıyorum fakat aynı şeyler her yerde yaşanıyor, yaşanabilir. Kalitesi, yapımcının kalitesi, oyuncuların kalitesi, bu kadar insanın bu kadar saat burada izlemesine, dikkatlesi, dinlemesinden kaynaklanıyor zaten. Bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinize saygılar.